TRT 24 YouTube kanalındasınız. Hakan Taner'in yazdığı İş Bankası hisselerinin devri ne işe yarar başlıklı yazısını dinliyorsunuz. İktidar uzun zamandır İş Bankası'na ve Atatürk tarafından Türk Tarih Kurumu'yla Türk Dil Kurumu için kullanılmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi uhdesine verilen hisselere göz koymuş durumdaydı. Bu sıradan bir iş olmadığı için zamanlama mükemmel olmalıydı. İş Bankası hisseleri gündem elden kaçtığı zamanlarda gündemi ısıtan bir konuydu. Tıpkı Ayasofya gibi, Lozan gibi, Türk lirasıyla global ticaret gibi seçim zamanlarında bulunan Trakya ve Karadeniz'deki akaryakıt ve enerji kaynakları gibi. Türkiye ekonomisi koronavirüsten bağımsız olarak hazinesi boşalmış bir ekonomiydi. Virüs, iktidara iyi bir fırsat sundu. Artık ne yapsa ve yapamasa da elde mevcut bir bahane hazır. Toplumun en az %35'i iktidar tarafından her söyleneni doğru, başkalarının ifade ettiği hakikatleri de yalan yanlış olarak kabul etmeye dünden razı olduğuna göre, hükümet altın tepsideki bu fırsatı dün olduğu gibi bugün de kullanacaktır. İktidar hiçbir zaman eldekiyle yetinmeyi sevmedi. Hep daha fazlasını istedi. Nitekim bugüne kadar hep böyle oldu. Virüs var. Kayyım da İş Bankası'na el koyma planı da. Diğer taraftan Millet İttifakı'nın arasını açarak yeni ittifaklara yelken açma planı da. Hatta sosyal medya kullanıcıları üzerinden bir fişleme harekatı da. Bütün bunlar ve fazlası aynı gündem içerisinde ve aynı ülkede olunca bünyede kaldıracak takat kalmıyor haliyle. İş Bankası hisselerine el konulması, ülkede özel mülkiyetin güvenliğine son çiviyi çakmak ve ülkeyi yabancı yatırımlara kapatmak demek. İktidar bunu bilmediği için değil, böyle olmasını istediği için yapıyor. İktidar karşısında bütün iyi niyetli, naif ve pozitif yaklaşımların eğer iktidarın bir işine yaramıyorsa onun nezdinde hiçbir değeri yok. İktidar bugüne kadar gücün sınırsız olduğuna inanarak hareket etti. Bu dönemde de ne muhalefet ne hukuk hiçbir denge unsuru iktidara gücünün sınırları ve yetkilerinin çerçevesini ne hatırlatabildi ne de karşı durabildi. Bir yandan şakır şakır Merkez Bankası matbaası para basarken, diğer yanda yurt dışından getirilen paralarla arz endam edilirken, diğer yanda gerilimin dozajı yükseltiliyor. Bitmedi. İktidarın beslediği bir kesim de evlerinde, ofislerinde öldürecekleri komşularının listesini yapıyor kendi ifadeleriyle. İnançlı kesim de her seferinde şu ifadeyi dilinden düşürmüyor. Bu kadar haksızlık ve hukuksuzluk karşısında arşın titremesi lazım diyor Hakan Taner TR724'teki köşesinde.